Evet, meşhur kutumuz geldi. İçinde efendim, bütün adaylarımızın attığı oylar var. Yani gitmesi istenilen gelin ve damat adayı belli. Fakat ikinci sürpriz kutu, asıl sorularımızın cevabı orada. Sadece gelin adayı mı gidecek, damat adayı mı gidecek, ikisi birden mi gidecek yoksa? Veya başka ne sürprizler bekliyor? Yeni gelen adaylar yepyeni adaylar mı? Yoksa eskilerden biri olabilir mi? Hatta geçtiğimiz yıldan bir adayın eve dönmesi söz konusu mu? İşte bütün sürprizler de kara kutumuzda. Oylar verildi kutunun içinde. Şunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerin bizim programda çok çok önemli bir görevi var. Verdiğiniz desteklerle Adnan ve Didem'i haftanın gelin ve damat adayı ilan ettiniz. Bir anlamda onların tanıma yoluna da destek vermiş sayılırsınız. İşte bu 10 bin liralık çek ya Didem'e ya Adnan'a gidecek bugün. Peki nasıl gidecek? Evlerini koruyabilecekler mi? Çeki alırken bir dostluk mu feda edecekler yoksa? İşte bütün bunları hep birlikte az sonra göreceğiz. Kaç kişinin gidip gitmeyeceğini, yeni gelenin kim olup olmadığını, yeni biri mi olup olmadığını da bu kutu söyleyecek işte bize. Hazırsanız en zor görev başlasın benim için. Artık oyları açıyorum efendim. Evet. İlk oyları hızlıca açıyorum. Belirleyici oylara geçmeden önce toplam 16 oy okuyacağım. Erkekler evinden ilk çıkan isim Şahin. Şahin'cim hemen not alıyorum. Bekliyor muydun bir oy? Birkaç oy bekliyorum. Birkaç. Peki. Gelin adayları. İlk oy Aycan. Sen bekliyor muydun Aycan? Tabii ki de. Final konuşmalarının, tartışmalarının bunda etkisi var mı sence? Tabii ki de çok fazla var. Son iki günün çok etkisi var. Peki. Devam edelim. Damat adaylarından bir isim daha var. Onur. Sen bekliyor musun Onur? Yani bekliyordum ama istisnalar kaydayı bozmaz. Nazar boncuğu olsun. Gitmeyi beklemiyorum ama diyorsun. Beklemiyorum. Peki. Devam ediyoruz. Bir gelin adayı var efendim. Son tartışmamız onunla ilgiliydi. Serap. Sen bekliyor muydun Serap? Bekliyordum. Belli bir kişiden mi? Evet. Peki. Evet, henüz 4 oy açtım. Bir şey değil, daha yarısı bile değil. Devam edelim o yüzden. Bakın herkese birer oy gitti. Ve öyle de olmaya devam ediyor. Henüz bir yerde birikmiş bir oy yok. Gökhan. H'si unutulmuş. Gökhan. Bu bitiyor olabilir mi sana? Öyle hitap eden biri var mı H'yi söylemeden? Yoksa imla hatası mı? Var mı? Değildir. Peki. Gökhan'ın da gitmesi yönünde bir oy var gelin adaylarından. Ve Gökhan demişken damat adaylarından birisi de Rabia'nın gitmesini istemiş. Rabia, sen bekliyor muydun? Hiç beklemiyordum. Evet efendim, 6 oy açıldı. 10 oy kaldı. Elenemeyecek isimleri tekrar ediyorum sizlere. Didem ve Adnan, sizlerin birincisi. Hazal ve Aykut, dünkü korumalarda karşılıklı evler, birbirini koruma altına aldığında belirlenen isimlerimiz. Onlar haricinde kim gidebilir? Yavaş yavaş kritik oylara geçiyoruz. Evet. Semih. Güzel süslü yazmışlar onu ya. İyi olmuş. Tahmin ediyor musun yazanı? Fark eder mi? Aslında etmez. Bu durumda 4 oy açtık, gelinlerin 4 oyunu. Onur, Semih, Gökhan ve Şahin birer oyda. Henüz belirleyici bir şey yok. Gelinler evinde de 3 oy açtık, 3 damadın oyunu. Rabia, Serap ve Aycan demişler. Bakalım bu oy belirleyici mi efendim?
Bu da belirleyici değil. Bu da bambaşka bir gelin adı için. Gamze. Gamze sen de bekliyorsundur diye düşünüyorum. Yani hani her insanın bir kez çıkabilir ismi. İki kez de çıkabilir. Birden fazla bekliyor musun? Yani iki en fazla. Peki bakalım öyle mi olacak? Şimdi çıkacak isim efendim damat adayları evinden olacak. Neredeyse koruma altında olmayan bütün adayların gitmesi isteniyor. Suat bu sefer. Yani 8 oyun 5'ini açtım, birer oy düştü. Çok kritik. Toptan göndermek istiyorum. İki olan yok. Efendim, oylara bakınca zaten bakıyorsunuz Adnan ve Aykut koruma altında. Gitmesi istenilen damat adaylarından bir tek Metehan'ı yazmamışsınız. Yani geri kalan her damat adayını göndermek isteyen bir gelin adayı olmuş şu ana kadar. Sadece koruma altındakiler yazılmadı diyebiliriz bu durumda. İlginç. Bu durumlar çok kritik oluyor biliyorsunuz. Karışık oluyor. En tehlikeli olduğu durumlar. En tehlikeli ve en sürprizli, doğru. Şimdi efendim, gelin adaylarında da durum farklı değil. Neredeyse her gelin adayının gitmesini isteyen bir damat adayı var gibi gözüküyor. Mesajlı bir oy. Number one Leyla. Bir numara Leyla. Bütün hafta bana da güzel bir şeyler yazmışlar. Oley. Tahmin ediyor musunuz Leyla? Aşağı yukarı. 10 oy açıldı. Bakalım. Kızlardan koruma altında olmayan ve gitmesi istenmeyen tek isim Esra. Erkeklerden de koruma altında olmayan ve gitmesi henüz istenmemiş tek isim en yeni aday Metehan. İlginç. Devam edelim bakalım. Kimse eksik kalmadı. Metehan'ın da adının yazılmasıyla efendim. Topluca. Evet. Her damat adayının şu anda birer tane oyu var. 6 tane gelin adayı oyu açtım. 2 tane oy kaldı açılmadık. Bakalım kime kısmet. Ve gelin adayları. Nazar değdirdim galiba Esra. Hani en son adayların adı yazılmamış dedim ya. Çok ilginç. Neden ilginç efendim? Çünkü sadece koruma altındakilerin adı yazılmamış. O da yazamadıkları için diye düşünüyorum. Sizin de rolünüz burada çok büyük. Verdiğiniz korumalar çok önemli o yüzden. Ve önümde sadece 4 oy var. 2 oyla bile elenen olabilir. Şimdi damat adaylarından tabii sırayla oy verdikleri için bir isim çıkacak. Doğal olarak bir aday ikinci oyunu alacak. Çünkü diğer iki aday koruma altında. Bir kişi gitmeye daha fazla yakınlaşacak bu oyla. Şahin. Şahin zaten ilk çıkan isim sendin ve birden fazla bekliyorum demiştin. Evet. Bakalım durum ne? Bundan sonra bir oy daha var. Kimin adı çıkarsa çıksın ikinci tur olabilir. Senden başka bir isim olursa eğer. Evet efendim. Geliyoruz gelin adaylarına. Orada da durum aynı. Herkesin gitmesi yönünde birer oyu var.
kimin adı çıkarsa çıksın ikinci oyunu almış olacak yani. Serap. Son oylara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Şahin'in gitmesi yönünde iki oy var. Şahin haricinde kimin adı çıkarsa çıksın ikinci tura dönülecek efendim. Anladı efendim, Şahin. Şahin birden fazla bekliyorum demiştin. Evet. Neden? Bu hafta ne oldu? Bir şey olmadı. Aslında bu hafta olan bir şey yok. Gayet güzel, eğlendiğimiz bir hafta oldu biz erkekler evinde. Ama kızlar evinde de tanımak istediğim bir adaya açıldım fazlasıyla. Bilmiyorum, samimi gelmedi sanırım benim duygularım arkadaşlarına ya da oradaki arkadaşlara. Hayırlısı olsun. Acaba sana mı tepki, Gamze'ye mi tabii, onu da bilmiyoruz. Belki. Bakalım efendim, gelin adayları için de durum şu an aynı. Serap'ın gitmesi yönünde iki oy var. Serap haricinde çıkacak herhangi bir isim bizi ikinci tura götürür. Bu oy belirleyecek mi ya da her şeyi? Kalmıyor. Serap. Hayır ya, hayır ya, hayır. Yeni başlamışlardı onlar ya. Bir şeyler olacak da hayır ya. Ben biliyordum, ikisini de hissetmiştim. Ne yaptı bu kız ya? Kime ne yaptı bu kız ya? Adı yazılacak, ne yaptı ya? Aslında karar verenler sizlersiniz. İzleyicilerimizin görevi ise adaylarını koruma altına almak. Tek üzüldüğüm ne biliyor musun Seda abla? Hiçbir şey umurum değil. Hiçbir şey, sadece... Sadece Aykut ve ben şunu diyorum. Ben burada olsam da dışarıda olsam da tek aklım da Aykut olacak ve onu ben dışarıya çıkmasını bekleyeceğim. Başka hiçbir şey demiyorum. Ben şu an ya bu evden gideceğimi hissediyorum ama Aykut'u asla bırakmayacağım. Gerçekten şu an. Ama Aykut buna hazır mı acaba? Aykut'un hazır olduğunu dün hissettim. Ama o çok zor bir insan. Hazır olduğunu ben dün hissettim. Bunun cevabını verecek insan Aykut. Of. Ya sen karışma Hüseyin şu an ya. Şu an karışma sen. Ne diyorsun? Biliyor musun sen benim ona olan duygularımı, söz konuşma şu an. Çok konuşmasın. Serap, Şahin, sizleri ayağa alabilir miyim? Abla. Adnan ve Didem sizleri de ayağa rica edeceğim. Evet efendim. Bu çek Adnan veya Didem'e gidecek. Peki evlerini koruyabilecekler mi? Aykut ağlamasın diyor. Biliyor musun? Hayır, ben yine gelmek gibi bir şansım var, bir şansım Aykut var. Aykut ağlamasın diyor bak. Aykut ağlamasın diyor bak lütfen. Ya güçlü olsana biraz ya. Selam. Aykut ağlamasın diyor bak lütfen. Didem kime gitsin para? Ben hiçbir şey istemiyorum, para falan. Adnan alsın. Ben arkadaşımı kaybetmek istemiyorum bu evde. Aşkı için mücadele etsin.
O benim en yakın arkadaşım ya. Bir en yakın arkadaşlarım gidiyor ya. Hepsi benim arkadaşım. Hayır. İnşallah gelirim. Adnan, kime gitsin? Ben Şahin'in bu evden gitmesini istemem Sedan. Şahin sen ikinci kez. Değil mi bu yaşadığın? Evet. Kara kutunun içinde iki zarf var sırasıyla açılmayı bekleyen. İlkinin mührünü açayım mı? Hazırsanız açıyorum. İlk zarfın mührü açıldı efendim. Serapçığım bu gözyaşları sadece Aykut için mi? Sadece Aykut için. Sadece Aykut için. En azından şunu biliyoruz. Çeki alan evini koruyacak. Ne al şu çeki ya. Güven sana. İnşallah. Evet. Sırada ikinci mühürlü zarfımız var. Niye sen? Sen niye ya? Ya belli değilmiş. Belli değilmiş daha, belli değilmiş. Dur, ikinci zarf açalım. İkinci zarf sürpriz zarfı. Allah Allah. Çeki alan evi koruyacağına göre önce çek sahibini bul. Nidem, 10.000 lira mı Serap? Serap, dünyalara değişmem onun dostluğunu. Adnan, 10.000 lira mı Şahin mi? Şahin ya. Altı 10.000 lira da gelsin de beraber yeriz inşallah. Değil mi kardeşim? 10.000 alan evini de koruyor. Aynen. 10.000'lik adamsın Ayşe. Anlayın. Sözüm var, yemek ısmarlayacağım. İnanılmaz hem de. Vallahi moralin yere gelsin. O kuzu keseceğim bir. İstersen abi. Evet, efendim sürpriz zarfından ne çıkar bilmiyorum. Başka belirleyici bir şey çıkar mı? Sürpriz adaylar gelir mi? Şu an tek bildiğim, bu çeki alan evini koruyor. İlk zarfta çıkan o. Şahin, çek iyi deme, gittiği takdirde sana veda edeceğiz. Gamze ile bir yola girmiştin, uğraşmıştın da. Bunun için üzülür müsün ya da en çok üzüldüğün şey ne olur bu evden ayrılırsan? Yani en çok üzüldüğüm ilk şey bu evden ayrılmak olur. Gamze'den önce olarak. Evet, güzel arkadaşlıklar edindim. Yani erkekler evinden ayrılmak beni üzer. İkincisi, Gamze'den ayrılmak gerçekten beni üzer. İstedim. Yani onun gözlerine bakarak onun olmak istedim. İlerisi olsun istedim. Bir şeyler yaşamak istedim onunla. Yaşayacaksınız da. Olmazsa da o burada kaldığı süre içinde kendine iyi baksın. Mutlu olsun yeter. Ne diyeceksin Gamze bu sözleri? Ben şu an çok üzücü. Her iki tarafta da en yakın arkadaşım. Duygularım karışık. İkisinde gönlüm gitmesini istemiyor ama Şahin'le çok yeni, cesur ve cesaretli bir şekilde bana geldi. Duygularını açtı. Onun yeri bende çok ayrı. Herkesten bir Adnan abi, bir de Şahin. Değerli benim için damatlar evinde. Aykut, Serap giderse? Ya şu an ben çok kötü oldum ya. Yani yanına gel o zaman Aykut. Yanına geleyim dedim ama cevap gelmeyince ben de geçmek istemedim. Cevap mı gelmeyince? Geçebilir miyim dedim de siz duymadınız. Yanına gel. Ben duymadım. Elbette geçebilirsin. Tamam, çok kötü oldum ya.
Ama şunu söyleyeyim, yani böyle çok kötü ağlayınca dayanamıyorum hani. Ve ciddi anlamda sevgisini, kalbini hissettirdi bana. Sakin ol Serap. Ağlama. Evet efendim, kim evini koruyacak? 10.000 lirayı kime vereceğiz? Ağlama diyorum, son kez söylüyorum. Ağlama. Serap gözyaşlarıyla sevgisini ağlama kanıtladı. Alp da buna inandı. Hepimiz inandık. 10.000 lira bugün belirleyici. 10.000 lirayı alan evini koruyor. Ve 10.000 lira kime gidiyor? Adnan. Adam. Oldu mu diyor, inanamadı. Tebrik ederim ya. İkinci mi bu? Evet, iki oldu. Maşallah. Hala. Adnan'ın ikinci çeki efendim. Allah nasip etti. İki kere üst üste sizlerin oylarınızla birinci oldu. Bu hafta ilişkisi de desteklendi. Bu onu da gösterdi. Çünkü Didem'in birinciliği bunu kanıtladı. Sizin oylarınızla olması. Daha önce kızlar evini korumasını da almıştın. Evet, evet. Bu sezon bomba gibi başladı. Çok şükür. Yani yine kendimiz gibi geldik. Onlar da izlemişler. Geçen seneden de sağ olsunlar, destekleyenler çok. Hiçbir şekilde inkar edemem onları. Ha, bu zaman içerisinde arkadaşlarımızın da başına gelecekler inşallah, göreceğiz. Ama bu sezon aşkla başladık ve aşkı desteklediklerini gördüm. İnşallah. Benim de sözüm var izleyiciye, tamam. Semih ve seninle ilgili. Hadi benim yüzümü kara çıkartmayın bari. İnşallah. Tebrik ediyorum. En az bir hafta daha bizimlesin. Çok sağ ol. Şu anda Şahin'i koruma altına almış gözüküyorsun. Adamsın. Eğer bir mucize olmazsa giden aday Serap. Serap, niye gözyaşların kesildi? Aykut bir şey mi rica etti? Ağlama buranın. Ağlama. Sonuç ne olur? Sen de kalırsın Serap. Evet ve gecenin sonuna geldik sevgili izleyiciler, sevgili adaylarımız. Bakalım ne çıkacak? Keşke bir mucize daha çıksa ya. Yani bir yandan istiyorum biliyor musunuz? Hani yeni adaylar da gelsin, burada yalnız olanlar da mutlu olsun. Bir yandan gidene o kadar çok üzülüyorum ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ama bu diğer amaçsız insanlar gibi değil. Serap'ın bir amacı var burada. Evet. Gitmesi gereken kişi Serap değildi. Hani konuşuluyor, samimiyetli, samimiyetsiz, arkadaşlarına şöyle böyle. Ama benim inandığım şey onun Aykut'u olan sevgisi. Evet, evet. Mührü açıyorum. Bakın ben de bilmiyorum, inanın içindeki. Hepimizin, hepinizin bizim için hayırlı olan hayalleri gerçek olsun. Çok önemli. Çok hayalimiz var da hepsi hayırlı olmayabilir. O yüzden bir şeyi kaybedince üzülmeyin. Belki hayırlı değildir. Erkekler evine 9. aday giriyor. Yok artık, yok. Niye? Yemeğiniz mi yok, yeriniz mi yok? Yerimiz yok. Yeri yok. Allah Allah. Beyler, evet. Erkeklere bir karışıyor. Yani Serap gitmiyor ama. Serap gidiyor. İki kişi de alalım da. Sen yeter.